19 Mayıs kimilerine göre dünyanın sayılı derbilerinden, bize göre ise dünyanın bir numaralı derbisi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine önce Nevizade'de başlıyoruz. Nevizade'de bugün Alman'ı, İtalyan'ı, İngiliz'i, herkes Galatasaray formasını giymiş. Herkes Galatasaray şampiyonluğunu izlemeye geliyor. Bütün sene bize yaptıkları eziyet yetti. Terörist dediler, yapı dediler, yapmadıkları kalmadı bize. Bugün intikam günü. Bugün stadı yapıp geçen seneki 3-0'ı falan bir kenara bırakıp bambaşka bir maç oynamaya ve günün sonunda şampiyon olmayı dur. İşte Nevizade, sizlerden bir ricam. Kanalımızın bir hedefi var. 5000 abone olalım artık. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi belgesel tadında Nevizade ile baş başa bırakıyorum. Aşkın olayım, formayım.
Oh, temiz hava. Yazıklar olsun be! Ne oldu lan? Ne oldu hocam?
olsun be. Ne yapıyor? Lan ne yapıyor bu ya? Kişisel şovu, kale arkasına her korner atmaya gittiğinde bir aksiyon, her korner atmaya gittiğinde böyle yapıp çıkıyor tribünlerden. Tamam Mert Hakan, verecekler sana sözleşmeyi. Tamam 3 sene daha Fenerbahçe'de kalacaksın, İstanbul'da kalacaksın. Ama şu bir gerçek, biz 0-0 cepte oynuyoruz. Buradan beraberlik de alsak şampiyon olacağız. Belli ki riske atmak istemiyor ama tehlikeli pozisyonla veriyoruz. Bir tane atalım, rahat rahat, keyifle şampiyonluğumuzu kutlayalım. Hadi şimdi ikinci yarıya bakalım. Fenerbahçe çekiliyor herhalde bak. 5 dakikadır Fenerbahçe'nin keyfini bekliyorum. Bu ne ya? Bu nasıl lig arkadaş? Ceza yok, bir şey yok. Nerede bu adamlar ya? Baksana takıma, 5 dakikadır ya. Kart ver bak bakayım yavaş atıyor mu korneri ya.
Hatta şov yapıyor ya, baksana ya. Bak. Fenerbahçe'de serbest bırakma oyuncu 35 numara Fırat. Bence yok, bilmiyorum.
Başımızda ağrılar girdi. Buraya bugün şampiyon olmaya gelmiştik. Kazanacağımıza inanıyorduk. En azından beraberlik de bizi şampiyon yapacaktı ama hiç ummadığımız bir sonuç. Hiç alışık değiliz. Bir senedir buraya geliyorum. Bu ilk mağlubiyetimiz. İnanın konuşmak da çok zor. Hele bir de derbi mağlubiyeti. Böyle olunca daha zor. Artık işimiz Konya'ya kaldı. Allah'tan beraberlik orada yetiyor. Ama beraberliğe çıkmayalım. Bugünkü gibi olmasın. Sizlerden ricam. Umarım Konya'da kazanıp şampiyon olacağımızı düşünen arkadaşlar bir yorum olarak belirtin ve videoya beğeni atmayı unutmayın. İnşallah haftaya Cimbom şampiyon. Bugün moralsiz kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Sabah 9'a kalın. Hoşçakalın.